Mutfak Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere bara, kesme, bükme ve delme cihazımızın tanıtımını yapacağız. Cihazımız oldukça basit bir kullanımı vardır. 3 başlıktan oluşmaktadır. Delme, kesme ve bükme olmak üzere 3 adet başlığımız bulunmaktadır. Cihazımız sadece normal bir elektrik fişine takmamız bizim için yeterlidir. Ve bir adet de pedalımız bulunmaktadır kullanımımız için. Bara makinemiz 120x10 mm'ye kadar baraları işleyebilme özelliğine sahiptir. Şimdi sizlere örnek bir baramız var gördüğünüz gibi. İsterseniz bunun üzerinden de basitçe gösterelim. Burada bir açma tuşumuz var. Cihazımızı açıyoruz. Işığımızı gösteriyor şu anda. Cihazımızın kendi üstünde bir adet olmak üzere yanında 4 adet daha yedi farklı çaplarda delmek için adaptörleri bulunmaktadır. Şöyle isterseniz farklı çaplarda dediğim gibi küçüğe doğru gitmektedir. Üzerindeki en büyük çaplısı üzerine takıldır kendi. Şurada bir alet daha takıldır. Şimdi isterseniz adaptörlerimizi kaldıralım ve cihazımızın kullanımına geçelim. Pedalımızı yere koyduk. Yerde pedalımız bulunmakta. Şu anda gördüğünüz üzere burada bir kolumuz var modlar arasında geçiş sağlayan. Şu anda ben punch modunu aldım, yani delme modunu aldım. Baramızı aldık. Şu şekilde delme kısmına koyduk. Bu adaptör ise punch delme işlemi gerçekten sonra baramızın yukarı kalkmasını engelleyen adaptörümüz bizim. Bu parçamız ise. Bu parçamız da barayla punch'ın arasına koyuyoruz. Tam şurayı da bir şurada tam şurada bir delik açacağız. Baramızı koyalım. Altına koyalım. Adaptörümüzü. Şimdi pedalımıza basalım. Şu anda deldi. Aynı şekilde pedalımızın diğer tarafına da bastığımızda şu şekilde de ters tarafına bastığımızda yukarı doğru çıktı ve deliğimizi açtı. Çekiyorum şöyle. Gördüğünüz gibi burada oldukça temiz. Güzel bir deliğimiz daha oluştu. Şeyimiz alt tarafa düşüyor. Buradaki parçamız gibi alt tarafa düşerek gidiyor. İsterseniz diğer parçaya geçelim. Cut modunu aldım. Kesme modunu aldım. Bu sefer artık bu parçamız çalışacak. Buradan şu şekilde şu şekilde koydum baramı. Pedalımın dediğim gibi iki tane tarafı var. Pedalın bir tarafı aşağı doğru inmesini sağlamaktadır. Diğer tarafına bastım ise yukarı doğru çıkar gördüğünüz üzere. Şimdi çalıştırıyorum kesme başlığımızı. Şu anda kesti gördüğünüz gibi. Tekrar diğer tarafa bastığımda ise yukarı doğru başlığın kalktığını görebilirsiniz. Burada ise büyük bir geniş bir bara taktığınızda kendiniz master olarak burada kullanmanız için bir embusüda bulunmaktadır. Yani mesela bu böyle yukarı kalkıyor ama biraz daha aşağı indiğimizde gördüğünüz gibi düz olarak kaldı. Ama daha az olursa ise bu yukarı doğru kalkar ve eğri bir büküm de yapmış olur aslında. Biz bunu istemiyorsak eğer buradan masterımızı ayarlayıp ona göre düz bir kesim yaptırmamızı sağlayabiliriz. Şimdi son parçamıza geçelim. Son parçamız ise bükme parçası. Bu da aynı şekilde punch vardı. Kart vardı, bending'e geldik. Bending'e geldik, B kısmına getirdik cihazımızı. Gene baramızı aldık. Ortadan taktık. Gene elimi alıyorum gördüğünüz gibi. Pedalımı, şu anda pedalıma basıyorum. Şu an büküm gerçekleştirdim. Serbest hale bırakmaya başladım da ise gördüğünüz gibi yaklaşık 30 derecelik bir büküm elde ettim. Cihazın üzerinde ise, başlığın üzerinde ise bükümlerimizde kaç dereceye geldiğini bize gösteren 180, 150, 120 gibi derecelerimiz var. Burada durduğumuzda bu derecede aslında büküm yapmış oluyoruz.